Herkese merhaba. Artık haritalarımızı şifalandırmanın ve kendimizin farkında olmanın zamanı geldi. Bugünkü konu astrolojideki Şiron ve bu Şiron bizim en savunmasız yerimizi gösterir. Ancak burada iyileşmenin anahtarını da sembol olarak elinde tutar ve bugün Şiron hakkında konuşacağız. Astrolojide Şiron en büyük yaramızı, kendimizdeki en hassas ve kırılgan kısmı temsil eder. Ancak aynı zamanda şifa bulmanın ve kendini gerçekleşmenin de anahtarıdır ve astrolojide de zaten sembolü anahtar şeklindedir. Bu videoda Şiron'un 12 burçtaki yerleşimini ele alacağım ve bu yerleşimle nasıl çalışabileceğiniz hakkında size aslında bazı bilgiler ve ipuçları vermeye çalışacağım. Fakat Şiron hakkında konuşmadan önce size önemli bir şey aktaracağım. Büyük sorunlarınız varsa, doğum haritanızı anlamaya çalışıyorsanız ve hatta hayatta kendinizi kaybolmuş hissediyorsanız web sitem astrohouse.com üzerinden benden bir okuma randevusu elbette ki alabilirsiniz. Doğum haritası okuması, öngörüsel okuma veya ilişki danışmanlığı veya tek soru danışmanlığı gibi birçok zaten sitede seçenek mevcut. Ayrıca web sitemin mağaza bölümünde sizler için oluşturduğum çeşitli ürünleri de bulabilirsiniz. Örneğin gezegenlerin en faydalı pozisyonda olduğu, belirli zaman dilimlerinde çalışarak dikkatlice seçtiğim çakra ve element yağları da mevcut. Şimdi bu videoda yalnız Şiron'dan bahsedeceğiz ve Şiron'un ne olduğunu anlamak zaten hepimizin hayatına şifa getirecektir ve çok önemlidir. Astronomik olarak Şiron, Güneş etrafında dönen küçük aslında bir gök cismidir. Bir zamanlar asteroid olarak kabul edilirdi. Şimdi ise daha çok küçük bir gezegen veya kuyruk yıldız olarak da sınıflandırılabiliyor. Astrolojik olarak Şiron'un en derin yaralarımız ve şifa potansiyelimizle ayrıca şifa yeteneklerimizle bağlantılıdır. Şiron'un mesajı çoğu zaman kendimizi başkalarına yardım ederek iyileştirdiğimizi, ancak bu şekilde kendimizi anlamanın mümkün olduğunu bize gösterir. Şiron'un sembolü bile bir anahtar gibidir zaten. Bu yüzden şifa bulmanın ve başkalarına da şifa vermenin potansiyeline elbette ki sahiptir. Astrohouses.com'da yeni bir bölüm daha açıyorum. Şiron'unu sadece çalıştırarak kime yardım edebilirsin? Kime yardım edersen ve nasıl bir yardımda bulunursan hayatının akışını sağlarsın. Hadi hemen astrohouses.com sitesine git ve Şiron bölümüne tıkla ve hayata ve mucizelere katıl dedikten sonra burçlara göre şimdi Şiron'a şöyle bir bakalım. Hayatınızda Kova burcundaysa kendinizi böyle bir yabancı gibi hissedebilir. Uyum sağlamakta gerçekten zorlanabilirsiniz. Bu da yaralarınızın merkezinde yer alıyor olur. Şimdi Kova burcu doğası gereği birazcık daha dışlanmış, kurallara uymayan, geleneklere karşı çıkan bir burçtur aslında. Bir de Şiron'unuz Kova'da olduğunda bu özellikler sizi gerçekten inanılmaz derecede hayatın içerisinde yalnız hissettirebilir. Belki farklı bir kültürden geldiniz, bir engeliniz var ya da başka bir nedenle kendinizi izole de ediyor olabilirsiniz. Farklılığınız nedeniyle uyum sağlama ve toplum tarafından kabul edilme arzunuz inanılmaz derecede tabii ki çok güçlü olabilir. Ancak diğer insanların sizi tanımadığını da tabii ki düşünebilirsiniz. Şiron kovadayken duygularınıza erişmekte inanılmaz zorlanabilirsiniz. Mantığa başvurabilir ya da duyguları bastırmayı tercih edebilirsiniz burada. Bazen isyan edebilir ve bana istediğimi vermezseniz ben de size vermem diyerek karşınızdaki kişilere tepki gösterebilirsiniz. Bu nedenle hayal kırıklıklarınızdan dolayı asi davranmamaya hayatın içinde dikkat etmek durumundasınız. Ancak bu durumun olumlu yönleri de vardır. Benzersiz ve orijinal bir bakış açısına sahipsiniz. Ve diğer insanların kendilerini görülmüş, kabul edilmiş ve değerli hissetmelerini sağlamakta
inanılmaz iyisiniz. Dışlanmış kişilerin bir topluluğu yaratmakta veya bir topluma kazandırmakta gerçekten çok başarılı olabilirsiniz. Chiron kovadayken öğrenmeniz gereken aslında en önemli ders şudur. Eğer dışlanmışsanız bu bir sorun değil. Hepimiz bir şekilde aslında dışlanabiliriz. Ama bu durumun kurbanı olmanıza gerek yok. Diğer izole edilmiş insanları kendiniz gibi o insanları bulun. Büyük bir topluluk olması gerekmiyor. Bu kişiler bir veya iki kişi de olabilir. Ama birbirinize görülmüş ve takdir edilmiş kendinizi çok hissedeceksiniz. Birbirinizin takdir edilecek yönlerinizi bulun. Kendinizi kabul etmeye odaklanın. Hediyelerinizi ve farklılığınızı tanıyın ve takdir edin. Dünya sizin gibi insanlara aslında ihtiyaç duyuyor. Birçok keşif ve icat sizin gibi insanlar tarafından, Kova burcu insanları tarafından yapılıyor. Bu sizin asla zayıflığınız değil, gücünüzdür. Bunlarla ilgili daha fazla bilgi almak ve hayatın içerisine katılmak istiyorsanız hemen astrohouses.com siteme girerek Chiron bölümüne tıklayın ve hayata hemen katılın ve haritanızı çalıştırmaya hemen başlayın. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.